Diğer yöntemlerden bir tanesi laparoskopik gastrik bypass. Bu aslında benim Amerika'ya gittiğimde 2007 yılında en çok sevdiğim ve altın standart, yani en iyi ameliyat olarak düşündüğüm ve inandığım ameliyattı. Ve Türkiye'ye 2008 yılının başında döndüğümde Amerikalı bana bunu öğreten cerrahla birlikte İstanbul'da ilk defa bu ameliyatı bana güvenen iki hastamıza gerçekleştirmiştim. Ve o günlerde bunun nihai ve tek ameliyat, en iyi ameliyat olduğunu düşünüyordum. Fakat Amerika'da da trend, bu konudaki eğilim, düşünceler değişti. Günümüzde artık tüp mide yöntemi biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Bunun belki de en can alıcı noktası, neden gastrik bypass altın standartken tüp mide önüne geçti, bu konuyla ilgili söyleyebileceğim en önemli nokta şu: hangi ameliyatı olursanız olun, tekrar kilo alma riskiniz var. Eğer ilk ameliyatınız tüp mide ise ikinci ameliyatın yapılması daha kolay teknik olarak. Ama ilk ameliyatınız gastrik bypassa ikinci ameliyatınız neredeyse çok zor. Teknik olarak neredeyse çok zor ve çok büyük deneyim gerektiriyor. Bu yüzden obezite cerrahisindeki süreç devam ettikçe, ben artık 7. yılıma giriyorum, kilo alan hastalarımı gördükçe onlara yardımcı olabilmek anlamında, bu oran çok az da olsa, bir hasta bile biliyorsunuz önemli, gastrik bypass yaptığım hastalarımda oldukça zorlanıyorum. Tüp mideyi bu açıdan gastrik bypass'a tercih ediyoruz.